Bülent Ersoy'un yeni şarkısı Olay Oldu Ersoy, Tarkan'la neden düet yapmadı ve yeni şarkının klibi hangi dünyaca ünlünün klibinden alıntı olduğu ortaya çıktı? Hep beraber haberimizi izliyoruz. Evet, Bülent Ersoy'un klibindeki e, o takılar, o görüntü e, birebir Beyoncé. Hmm. Beyoncé taklit etmedim diyor. Aksesuarları e, ve konsepti benziyor. E, fonu, rengi. Ee, kesinlikle yaklaşmış ama tabii şimdi Bülent Ersoy'un Ya kalkıp, aynı ama önemli ki ya aynı olması güzel bir şey yani. Ya bir kere zaten çok başarılı bir iş çıktı ortaya. Evet. Ee, kim ne derse desin gerçekten muazzam bir şarkı benim çok hoşuma gitti. Ben o yok 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 kısmında yani nakarat kısmında Tarkan'ın sesini duyduk sandım. Ne yokmuş. Yokmuş yok yok yokmuş yani. Yok yok yokmuş. Ben de öyle sandım. <laughs> evet ikimiz zaten dinlediğimizde. Evet. Ona karat kısmı Çok direkt Tarkan geldi yani. Demek ki Tarkan e, eserinde gerçekten kendini yansıtabilmiş olmadığında bile yani muhteşem bir şey bu. Biliyor musun? Bir imza yani bu. Evet. E, e... Eleştiriler tabii olacak ya. Yani şimdi. Bülent Ersoy da eleştirilecek. Ama konuşulmak güzel bir şey. Evet bence de güzel bir şey. Bu demek yani eğer taş attığın yerden ses geliyorsa taşı doğru yere atmışsın demektir. Ee, klibin çalıntı olduğunu söyleyecekler. Tarkan niye düet yapmadı diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Bir gerçek var. Başarılı bir iş oldu. Nihat Odabaşı. Çekti bu klibi. Öyle Bak, mi? E, sayfasında paylaşmış eleştirilere yanıt vermiş. Otantik bir iş yapılacaksa hepimiz aynı yere bakarız Fas'a, Osmanlı'ya, Anadolu'ya, hatta kendi memleketim Urfa'ya. Eminim Beyoncé de Madonna'ya bakıyordur bu işleri yaparken şarkının teması bu yüzden bu bu iken taklit mi, eyvah tribine hiç girmem. Hamamı da yüzdeki takıları da ne ilk kullanan benim ne de son demiş doğru demiş. Peki yani aslında şu mesajda... Taklit etmedim şöyle. demiyor ama zaten eğer otantik takılarsa vesaire ise hepimiz ortak noktada buluşuyoruz diyor. Ne ilk ben yaptım ne de son yapacağım. Benden sonra bunu taklit edenler olacak diyor. E Tamam ama e, şunu kabul etmiş ama. hani Yani, e, yani yap, yaptım demiş. Tabii tabii. tabii. Söylemiş. Aynen ha. yani ama şey diyor yani herkes yapar zaten bunu diyor. Yani çok normal bir şeymiş gibi söylüyor. Normal aslında gerçekten. Tamam. Ama Bülent Ersoy öyle demiyor. Nihat başı kabul ediyor. Aa biraz sıkıntı olabilir bak. Bir başka bir şey açıklıyor. Bülent Ersoy şey kızar açıklıyor. mı diyorsun? E tabii kızar şimdi. Nihat Odabaşı bu işten esinlendiğini açık açık söylüyor. Evet. E, Bülent Ersoy'da asla böyle bir şey yok. Ben kimseyi kıskanmam diyor. Ben taklit edilirim çünkü taklitler asıllarını yaşatır dedi. Demedi mi duydu. Ben bu tribe girmem diyor. Hiç girmem diyor. Yani şarkının evet. teması buyken taklit mi eyvah tribine girmem diyor. Hamamı da yüzdeki takıları da ne ilk kullanan benim ne de son diyor. Tamam. Ortada ama bir öncesinde aslında. de diyor ki? ...eminim Beyoncé diyor, Madonna'dan esinlenmiş <laughs> diyor. Tabii tabii. Yani anladım Orada Yani değil. ben de diyor Bionse'den esinlendim es, di, diyebiliyor ya. Yani. Evet. Bülent Ersoy bakalım. Vallahi yeni bir polemi. <laughs> yani açıklama yaparken aslında biraz Solisti de düşünmek lazım tabii. <laughs> ben e, şuna e, suç bulmam. Mesela solist izlememiş olabilir. Hı. <laughs> Bionse'un klibini gerçekten görmemiş olabilir. Yani, trilyon tane kl klip var. Hangi birini e, kontrol edecek ki ama Klip yönetmenleri buna çok itina dikkat etmiyor. Herhalde canım yani yatıbaşı biliyor mu biliyor yani kullanıldığını dahavel yapıldığını biliyor. Ee, bu yüzden Peki sıkıntılı olmuş biraz. <laughs>